Ben konservatuvar mezunuyum, yani oyunculuk okudum işin okulunu, ama işte ona hep onu anlatmaya çalışıyorum. Her konservatuvar mezunu illa çok iyi her şeyi yapacak ya da alaylı. Bu iş yetenek işi, üzerine verdiğin emek işi. O okulundu, aldığın alaylı ustalıktı, karın. Yanlış mıyım? Ama benim gerçekten bu konuda çalıştırılmam lazım. Oyunculuktan bahsetmiyorum ama bir Karadenizli oynayacaksam en azından bir oyuncu koçuyla o şiveyi çalıştırılmam lazım. Çalıştırırsam yapabilir miyim? Elbette yapabilirim. Yani ama çalışmak gerekiyor. Bir de böyle doğuştan böyle hani öyle doğmak var. Her şeyi yapabilmek var. Oyunculuk bu arada devam edecek mi? Elbette elbette. Yani ben, oyunculuk mu sunuculuk mu? Açık söylemek gerekiyorsa dönem dönem değişiyor. Yani orada sabitleyemiyorum ama oyunculuk ve sunuculuktan aldığım tat olarak hiçbir farkı yok. Ben oynarken de çok keyif. Çünkü ben kamerayı seviyorum. Yani o beni çektiği an ben bir şeyler yapacağım bu hayatta. Allah ömür verdiği İnşallah. Sürece, İnşallah. İmkan verdiği Amin. Sürece sunuculuktan da çok keyif alıyorum. Oyunculuktan da alıyorum. İkisinin farklı tatları var. Şey gibi ya, voleybol topuyla basketbol topu gibi. Hizmet ettikleri alan başka. Top toptur ama, anladın mı? Onun gibi bir şey. İnşallah şu günler geçsin de çok güzel yeni yapımlarla. İnşallah. İnşallah. Devam edelim hayatımıza. İnşallah. Şey merak ediyorum. Oynamak istediğiniz bir böyle bir rol ya da işte ne bileyim ya şunu oynamak istiyorum dediğiniz bir şey var mı? Ben böyle bir yani birçok tiplemeye girebilme potansiyeli, yeteneği, Allah vergisi bir şey. Böyle bir dublör mesela hani dublör olarak veya yan sanayi olarak hani birisi gelemediği zaman onun yerine oynayan hemen onun tipine Tarantino'nun giren. Tarantino'nun son filmi gibi Brad Pitt oynadı ya onu, çok evet, da güzel böyle oynadı. Bir şey hayalim var aslında. Böyle hani bunu da yaptım çoğu zamanlar. Hani seslendirmelerde genelde Kurtlar Vadisi'nde bir seslendirmede yapan arkadaş yokmuş. Yurt dışına gitmiş. O bölümde yetişmesi lazım. Sen hemen o sese adapte oldum. Bunu canlandırdım. Böyle hani sipariş sesler de yapıyorum. Yeteneğin imkanlarına. Ne kadar güzel. Yani on gece çalıştım mesela. O tondan okudum. Mehmet Ali Brandt bizim radyoda rahmetli ne çekti? Yıllar önce biraz da benziyorum aslında. Gitgide hayat benim Mehmet Ali Brandt. İyi pandemi süreci. Evet. O süreçte şimdi radyoda haber okuyor. Fakat kayıt kopmuş. Telefonla bağlanıyordu. Şimdi prodüksiyondaki arkadaş dedi ki abi 15 saniyelik sana bir ihtiyacımız var. Ne oldu? O bölümü dedi senden alabilir miyiz? Gerçekten mi bu? Evet. Mehmet Ali Brandt o zaman Kofi Annan falan. Kofi Annan bu süreçte acaba Türkiye boşluk var orada. Bakar ben misin? Aynen devam ettim. 15 saniye arayı tamamladım. Boşluğu doldurdum. Boşlukları doldurmayı seviyorum. Bir de şeyi merak ediyorum. Dün Kadir Çöptemir bağlandı yayınımıza, sağ olsun. Önce bizi böyle bir güldürdü. Ondan sonra da öyle şeyleri anlattı ki neredeyse ağlayacağız. Aa. Evet. Yani komedyenlerin aynı zamanda dramı da ortaya en iyi çıkaranlar olduğunu düşünüyorum ama doğru mu düşünüyorum? Kadir abiye buradan soracağım. Çok selam. Kadir Çöptemir ben mesleki radyo mesleğine başladığımda bizi sektöre dahil eden radyocu olmamda büyük pay sahibidir. Önce çok ona bir kıymetli. Teşekkür çok. Edelim ve bayramı ekmek kutlayalım. Birlikte. Değil mi? Orada da vardı. Ah kirli. Valla bunu Mahsun Kırmızı Gül'e Mahsun'a sormak lazım bunlar. Bak bir oyuncu yaratığı zaman da uygusal gerektiği zaman manuel de diyorum. Böyle bir tarafı görebilmeli, bir tarafı anlayabilmeli, bir tarafı güneşi görmeli, bir tarafı güneşi görmeli, böyle bir şey. Böyle bir şey. Yani oyunculuk aslında güldüren, ağlatan değil, genel anlamda oyuncu her ikisini de yapabilmeli. İçeride elinden... onlar sanki daha derin mi yaşıyorlar? Yani aslında dramatize ettiğin hayatlar var yani kendi içinde. İnsanın dönem dönem kendine de değil mi? Daha dramatize ettiği, daha yukarıda gördüğü, insanın içinde hepsi var aslında. Belki Kadir Bey hayatının bir kesitinden, bu anlamda hayatın bir kesitinden bahsetmiştir ama buna bütün bir oyunculuk olarak bakamayız elbette. Ya da bir oyuncuyu komedyen
trajedi diye ayıramayız. Bence bizim ülkemizde çok yetenekli oyuncular var. Bence Yavuz çok güzel bir trajedi de oynayabilir. Ama benim de mesela konumlandırdıkları yer daha soft oyunculuktur. Ama belki benden gerçekten çok daha güçlü bir kadın da çıkabilir. Kötü biraz, bir karakter çıkar mı mesela? Elbette çıkar. Niye çıkmasın? O biraz yapımcının, yönetmenin tırnak içinde çok kalbi söylüyorum, bunda niyetim kötü değil, biraz cesaretiyle alakalı. Yani burada kabul göreni öbür tarafa eğebilmek kolay iş değil. Çok da iyi anlıyorum. Çok da haklılar. Yani bugün siz Erol Taş'ı, rahmetli Erol Taş'ı oynatmaya kalktığınızda 10 kişi kabul etmez yani. Onun gibi bakmak değil gerekiyor meseleye. Ama dünyada artık bu evriliyor. Daha başka bir yere gidiyor. Bizde de gidecektir. Dolayısıyla belli bir yaş üstünde de projeler yapılacaktır. Yavuz da çok güzel oynayacağına da eminim ben, böyle bir karakteri. İnşallah. Ben de çok iyi bir komedi oynayabilirim. Şey merak ediyorum. Oynar mısınız? Oynarım tabii. Niye? Oynadım da yani zaten. Çok kötü bir kadın rolünde oynar mısınız? Elbette oynarım. Niye? Oyuncuyum ben. Yani hani ben oyuncuyum. Oynarım. Böyle tercih etmeyi etmiyorum diyebildiğiniz böyle bir roller şöyle, var mı? Şöyle aslında o da yine içerikle alakalı. Çok büyük konuşmamak gerekiyor ama elbette benim de vardır tercih etmeyeceğim pozisyonlar, durumlar ama dediğim gibi yapımcıya, iyi yapıma, kişiye, ama bu bir karakter olarak oynarım ben, oyuncuyum ya. Oynarım yani, her karakteri oynarım. Vallahi dram olur mu size? Niye olmasın? Çok da olur, güzel oynar. Dram. Dram vallahi oynarım diye düşünüyorum. Yani tabii oynarım diye düşünüyorum. Zaten yani yapmış olduğumuz tiplemelerin içerisinde yani dram tiplemeleri de var. Yani ben meslek olarak yani her tipi, her role dediğim gibi dublör de olabilirim veya hani bir yan sanayi hizmeti olarak da girebilirim. Yani sonuçta oyuncu olduğum için her role çok rahat adapte olurum diye düşünüyorum. Bu taklitlerde böyle çalışıyor musunuz? Belli bir süreniz var mı? Yani işte diyelim ki Bülent Ersoy'u taklit edeceksiniz. Onun için belli bir mesaiye ne kadar harcıyorsunuz? Ya da en çok harcadığınız mesai kim oldu? Makyaj olarak Bülent Ersoy doğrudur. Yani hani birkaç saat sürüyor. Toplamak hani kolay değil, kirpiği, işte dudağı, gözü, saçı, yani o kolay bir bir de çıkamıyorsun ondan. Hani girmek bir iki saat, çıkmak 4-5 saat sürüyor. O kadar sürüyor. Zevkli ki çıkmak istemez insan. Yani tabii yani onu yapabilmek güzel bir rol yani. Ağır bir makyaj. Bazı makyajlar zor, bazıları işte tek bıyıklı Cemil İpekçi'ye benzeyebiliyorum mesela. Hemen çok çabuk girebiliyorum. Öyle çok küçük dokunuşlarla hızlı tiplemelere girebildiğim oluyor. Sahnede bunu yapıyorum stand-up'larda. Ama bazı şeyler zor. Bazı makyajlar zor. İşte Donald Trump falan yaptım son zamanlarda. Ondan sonra artık ona da çok çabuk değil mi? Adapte oldum. Hani peruk takıyorum zaten. Son zamanlarda herkeste peruk var. Yani bakıyorum mesela dediğim gibi bir gün herkes bizim kafaya gelecek. Herkes de bir mutlaka son zamanlarda bir şey oluyor.